Samsun yıllar boyunca Türk futboluna hizmet etmiş, çok önemli futbolcular çıkarmış, her zaman önemli bir şehir olmuştur. Çıkardığı bu değerlerden bir tanesi de 24 Şubat 1975 tarihinde doğan, 1992 yılında Atatürk'lü formayı sırtına geçiren Serkan Aykut olmuştur. 1992'den 2000 yılına kadar kalitesinden söz ettirmiş, 99-2000 sezonunda 30 gol atarak Tanju Çolak gibi Samsun Spor forması altında gol krallığına ulaşmış bir futbolcudur. Bu golcü özelliği de onu her zaman ligimizin önemli futbolcularından birisi yapmıştır. ...2000-2001 sezonunda Galatasaray Serkan'a talip olmuştur. Çok büyük bir bonservis ücretiyle Galatasaray renklerine bağlamıştır. Galatasaray'ın UEFA şampiyonu olduğu sezonun ertesinde Hakan Şükür ve Arif Erdem gibi santraforlarını kaybetmişti. Avrupa gol kralı Jardel ile Türkiye Ligi gol kralı Serkan Aykut takıma kazandırılarak bir bakıma gövde gösterisi yapıldı. Ama işler yönetimin beklediği gibi gitmedi. Yönetimin beklentisi bu iki ismin bir arada oynamasıydı. Ama sistem gereği Jardel tek santrafor oynarken Serkan Aykut onun yedeği olarak kulübedeydi. Jardel iyi bir sezon geçirmesine rağmen Serkan Aykut için işler iyi gitmedi. Ve ilk sezonu tam bir fiyasko ile geçti. Bir sonraki sezona geldiğimizde ise Galatasaray büyük bir yaprak dökümü yaşadı ve çok önemli futbolcular takımdan ayrıldı. Buna Jardel de dahil ama Jardel'in gidişi yine de Serkan Aykut'a beklediği imkanlar sağlanmadı. Bir önceki sezonun devre arasında Arif Erdem'in yeniden takıma dönmesi, Ümit Karan transferi, Empenza gibi denemeler olduğundan Serkan Aykut'a beklediği şans gelmedi. Gelen şansları da zaten iyi kullanamadı. Buna rağmen yedekten çıkıp birçok maçta gol atmayı başardı. Bir bakıma joker rolü üstlendi ve bunu iyi başardı. Ama büyük paralarla transfer edilmesi ve beklentilerin bu oranda büyük olması Serkan Aykut transferini her zaman büyük bir vurgun olarak gösterecektir. 2002-2003 sezonunda Fatih Terim'in göreve geldiği yine bir değişim vardı. Serkan Aykut da kampa götürüldü. İlk kampın sonunda kendisiyle yollar ayrıldı. Önce Samsun Spor'a kiralık gönderildi, sonrasında ise bonservisi verildi. Serkan Aykut ise uzun yıllar Samsun Spor'da oynamaya devam etti ve futbolu burada bıraktı. Genel anlamda bakarsak iyi bir golcüydü, gol koklayan bir futbolcuydu. Bitirici özelliği çok iyiydi. Ayrıca Serkan Aykut'un 10 kere milli takımda oynadığını, kariyerinde 188 gol olduğunu, 100 gole ulaşan en genç futbolcu olduğunu da eklemek lazım.